Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iskelet suladım. Çıp çıp yaptılar. Şunu da bir yerleştirelim. Oldu. Tamam. Arkadaşlar bayağı bir burası güneş aldığı için sukular susuz kalıyorlar. O yüzden mecbur suluyorum. Akşamüstü sulamayı tercih ediyorum. Güneş gittikten hemen sonra. Biraz bakın, su kalmış. Böyle su kalmamasına da bu zamanlarda çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa hemen sukulentlerde hop, dökül 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 çürümeye neden olur yukarıdan. Çünkü şu anda havalar serin olduğu için nem, rutubet daha fazla oluyor. Çürümeye sebebiyet verebilir. O yüzden güzelliklerimizi kuru tutmamız lazım. Ve çok foşur foşurlu sulamamız gerekiyor bu zamanlarda. Yani suyu çekecek kadar. Bayağı ben 15 günde bir falan veriyorum suyu şu anda ama burası aşırı derecede güneş alıyor aslında. Daha çok bile versem olur ama ben yine de olur ne olmaz diye tedbirli davranıyorum. Hiç güzelliklere bir şey olsun istemiyorum. Dovaygata graptom. Güneşten rengi döndü. Bakın bütün çiçeklerimi böyle etiketledim arkadaşlar. Bildiğimi bilmediğimi. Ne olur ne olmaz diye unutuyorum. Çünkü bazen bildiğimi de unutuyorum. Şunları sulamadım. Bunlar biraz daha graptotür olduğu için baksanıza güneş yaktı güzelliğimi. Ama artık yazın toparlanacaktır. Bunları sulamadım. Bunları da yarın sularım. Bunu suladım. Baksanıza işte ne kadar güzel renklenmiş. Bugün ablaları. Ablaları, abileri. Çok güzel renklendiler. Dur yine çiçekti. Böyle hepsini suladım. Ama şu yukarıdakilere suyum yetmedi aslında. O yüzden sulamadım. Ne oluyor? Tavuk kaçırıyorlar. Kalmış orada bir şey yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Ben seriyorsun, çok güzel olduğumu da çok beğeniyorum. Ayfer Hanım'dan yeni güzellikler aldım arkadaşlar. İnşallah yakında gelir. Çok yoğun olduğu için şu anda şey yapmıyorum, sıkıntı yapmıyorum. Yani ne zaman isterse o zaman gönderir. Baksanıza Victor'larıma. Ne kadar güzel renklendiler. Şu da kıpkırmızı oldu. Bunlar da ufak ufak pembeleşmeye başladılar. Bu da Sedum ve Sedum obesum. Benim doyamadığım sedum türlerinden. Çok seviyorum onu. Ondan bir tane daha aldım. O yüzden Ayfer Hanım'dan geçenlerde. Kırmızı burnumda burunları kızarmaya başladı. Aubergine'im. Yine oyferumum var. Letizyem var. Şurada ghostum var. Baksanıza. Yavrusuna. Çok güzel. Bir sürü yavrusu var. Bakın. Bunları geçen de sulamıştım bol bol. O yüzden bu sefer sulamadım ama yarın belki sularım. Şunu suladım. Şu baksanıza susuzluktan çekildi garibim. Bak bunun bile ismini ne kadar klasik bir tür unutuyorum bazen. Hemen aklıma gelmiyor. Yakut kolyesi. Burada bir kivim var ama kızarmayan kivim, renklenmeyen kivim. Şurada yine şöyle güzelliklerim var. Bunları hiç göstermiyorum size. Bakın. Dün dışarıdaki kaktüslerimi göstermiştim. Bugün de onların daha ufakları var. Ben de arkadaşlar onları göstereyim size.
Bakın. Şunu da ufaklar. Misket tanesi kadar bile yoklar yani. Nul tanesi diyelim. Ama o dışarıdaki ufaklıklar da öyleydi. O büyüklükteydi. Şurada raindrops'um. Bu köksüzdü, köklendi. Bunu da bugün suladım. Bu mor annem. Bakın çok güzel. Bunları da suladım bugün. Bu da Magma ismi. Trompet dam. Şu crisp atayı hala etiketlemedim. Unutmuşum onu, bak bir tane daha şey çıktı. Şu lisidumu bile, ciğeri kalan şu ciğeri bile etiketledim. Mama beanim etiketlendi. İçinde yine acı alisim var. Şurada bir acı alisim var. Şurada yine kivilerim var arkadaşlar. Bakın kivinin yaprağı yanmış. Görüyor musunuz? Yok, yanık değil o ya. Işıkmış, pardon. Parlıyor. Parlama yapmış. Günahını almışım. Şunlar ne kadar güzel kızarmaya başlamış. Bakın çok güzeller. Kırsalılar. Çok sevdim onları da. Lolam. Evet, bakın Noellama nasıl güzel kızardı. Çok güzel oldu. Mis mis. Evet, bu da çilli agavedisim. Linguasım. Burada yine güzel türlerim var. Opalinam var. Şurada Springtime'ım var. Orada yine bir güzelliğim var. Burada Graptobellum'um var. Şurada bir fantastiğim var. Masal mı yavrum? Masal? Sen neredesin kızım? Gel, eve gel, içeri gel. Gel kızım. Baksana, Masal da komşuda geziyor. Dışarıda mı kaldın kızım sen? Öyle mi oldun kızım sen? Dışarılarda mı kaldın kızım sen? He? Masal. Masal nereye giriyorsun? Oraya girme, hayır. Aferin kızıma. Hadi eve gel Masal. Eve gel kızım, hadi. Gel kızım eve. Aferin, atla. Masal'ı içeri alayım arkadaşlar. Masal, sen dışarıda mı kaldın kızım? Öyle mi oldu? Unuttuk mu biz seni dışarıda? Ha, kaçtım demiyorsun da. Hiç de unutmadık seni. Kusura bakma, sen kaçtın dışarı. Evet. Bahaneyle arkadaşlar, şu güzelliğimi göstereyim. Sıklamenimi sizi. Evet kızım, hiç bana öyle sitem yaparak bakma. Ben ne bileyim senin dışarı kaçtığını. Ya. Bakın arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakın. Gördünüz mü? Bunlar starleçelerim. Baksanıza, çok güzel. Bakın, alttan da bir sürü ya, yine çiçek geliyor. Kocaman bir şey. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani şu manginimi de göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Ne kadar büyük oldu. Kalan şu manginim. Bir sürü tomurcuğu var arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada yine bir starleçem var. İlk güneş gören yerleri açmaya başladı bile, bakın. Bu dikenler tacımı da buraya koydum. Görüyorsunuz, bir sürü çiçek açtı. Şöyle. Bunları da göstereyim size. Şöyle. Baksanıza, çok güzeller. Ah. Lafa gerek yok. Görüyorsunuz. Muhteşemler. Buraya aldıktan sonra da daha tadı bir coştu. Bakın burada da bir sukulentim daha var. Bakın. Bunlar da cam güzellerim arkadaşlar.
Bakın cam güzellerime şöyle göstereyim. Evet, masalın bahanesiyle buraları da gösterdim size. Burada yine bir starlıçem. Şurada yavrulardan diktiğim bir kurdele çiçeğim. Şurada yine havartiyalarım var. Şurada ayıramadığım menekşem. Burada yine menekşelerim var. Bakın kratonuma yeni yapraklar veriyor. Bu da suda büyüyen begonyam. Bakın. Suda yetiştirdiğim. Görüyor musunuz? Köklendi. Bu bir daldı arkadaşlar. Benim komşum yanlışlıkla kırmış aşağıdaki begonyamın dalından bana getirdi. İşte kusura bakma falan dedi. Ben de suya koydum. Olur mu öyle şey dedim. Ve gördüğünüz gibi kocaman bir begonya oldu. Burada yine kurdele çiçeklerim. Burada bir dua çiçeğim var arkadaşlar. Burada bir dua çiçeğim var. Burada bir kurdele çiçeğim daha var. Bakın yeni yavrular geliyor. Benjamin'imi de içeri aldım. Bakın tavana değiyor. Benjamin'imin dibinde böyle bir muz sukulentim vardı. Baksanıza güneşsizlikten garibim böyle cılız cılız çıkıyor ama artık baharda yazın ben onun icabına bakarım ya da güneş gördükçe belki kalınlaşır bilemiyorum ama şu anda da gerçekten çok güzel duruyor. Yani görselini çok beğendim ben. Baksanıza. Şurada arkada barış çiçeğim yine bir dua çiçeğim daha var. Böyle bakın gelin teli. Ve şurada yine bir tül çiçeğim, kuşkonmazım var arkadaşlar. Burada yine bir yani birkaç tane menekşelerim var. Bakın soldu. Burada ürettiğim menekşelerim var. Yapraktan ürettiklerim bakın özel tür yapraktan ürettiğim menekşelerim hep yavru verdiler. Böyle arkadaşlar salon çiçeklerimi de bahaneyle göstermiş oluyorum size. Şurada yine bakın kalanşolarım var aşağıya koydum. Şöyle bu kapı zaten gündüzleri hep açık duruyor. Çok soğuk olmadığı için gündüz böyle açık duruyoruz kapı olarak. Yani kapı sürekli havalanıyor burada yani öyle söyleyeyim size. Şurada yine hoyalarım, eforbiyam, dikenler tacım. Burada patos, satin diye geçen bir türü. Şöyle. Burada epistiyalarım var. Ateş menekşelerim. Gördüğünüz gibi burası biraz fazla güneş alıyor. Burada yine havartiyalarım var. Peperonyalarım, balon çiçeklerim. Burada güzel lakteyam. Burada bir Madagaskar yasemini diyorum. Palmiyem küçük, minnak. Burada şöyle bir güzelliğim var. İsmi şu. Şurada bir güzelliğim var. İsmi bu. Pihelendron Pink Princess. Pihelendron Brezilya. Bu da bakın yavru veriyor. Görüyorsunuz. İki tane birden yavru veriyor. Yaprak vermiş. Burada bir şefleriydi galiba. Yok. Şeflere değildi. Bunun adı neydi ya? Unuttum bak. Neyse. Hatırlarım sonra. Burada yine bir güzel pelendron türüm var. Bakın şöyle. İsmi bu. Şurada bir singonyumum var. Burada pink singonyum neonum var. Burada bir antoryumum var. Burada bir kahve çiçeğim. Burada bir şöyle tavana kadar giden kocaman bir Alicasia zebrinam var. Burada yine bir pihelendronum var. Kocaman. Bunlar nem istiyor arkadaşlar. Çok fazla nem istiyorlar. O yüzden bakımları zor. Narinler uğraştırıyorlar baya yani beni.
Burada bir adeniyumum var. Çiçeğini bilmiyorum. Burada bir adeniyumum var. Bunu arkadaşın oğlu şöyle çekti, kökünü çıkarttı falan, tekrar diktim ama bakalım nasıl olacak. Burada yine bir pihelendronum var. Ve burada da küçük balkonum var. Daha evde çiçeklerim var ama şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Banyonun araya, yatak odasının, gardırobun üstüne bir sürü yere çiçek koydum. Artık sığamıyorum. Bakın şöyle arada göstereyim size bunları da. Şöyle bakın, bir sürü yavrusu var. Şu kapitellam renklenmeye başladı. Buna çok sevindim. Bakın. Bunun çiçekleri çok harika. Şurada bir para ağacım var. Böyle arkadaşlar işte. Ha, şöyle kıt yeni düzenlemem. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir adımlık iş falan yürüme mesafem var sadece ve şu koltuk var. Diğer her yer çiçek dolu. Bakın arkadaşlar, bunları buraya aldım, böyle askılı saksının içine oturtturdum saksılarını. Bunlar merdivenin orada duruyordu. Gördüğünüz gibi hiç renklenmediği için buraya aldım. Bunu da burada biraz renklendireyim dedim. Bu saksımı da buraya aldım. Bakın. Bu makato muydu? Makino. Makino. Sedum. Bunu da buraya aldım. İsimlerini bir bilsem. Ayyonlarımı buraya aldım. Belki kivilerim biraz daha soğur diye. Yani şey, soğuktan kızarır, renklenir diye. Bakın şöyle. Burada tarsusum var. Burada bir Madagaskar palmiyem var. Gördüğünüz gibi kocaman. Şöyle. Burada Joyce'um var. Apus'um var. Şurada küçük bir Apus gözüküyor, bilmiyorum. Burada yine bir renkli güzel türüm var. Renklensin diye buraya koydum. Burada sardunyalarım var arkadaşlar. Şu çok güzel renklendi. Bakın. Bakın çok güzel renklendi. Şunda da su kalmış bak. Bunları işte arkadaşlar böyle görüp temizlemezsek bunlar çürür ve neden çürüdüğünü anlamayız bile. Bir bakmışız dağılmış yapraklar. Bu devir zamanlarda çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle. Kusura bakmayın sesten dolayı ama ne yapmam lazım, yoksa çok tehlikeli yani. Ortada bakın, şunun ortasında mesela su kalmış. Gördüğünüz gibi. Bakın. Aşkın gözyaşımı da buraya koydum. Bakın bu soğuktan ne güzel renklenmeye başladı. Evet arkadaşlar, çiçeklerimin keyfi çok şükür hepsi yerinde. Şu biraz sanki güneşten etkileniyor gibi geldi bana. O yüzden onu buraya aldım. Biraz daha burası gölge kaldığı için. Sardunyalarım da çok güzel. Keyifleri yerinde. Bakın. Tesbihlerim böyle, buraya dizdim tesbihlerimi. İşte balkonumun yeni düzeni de bu arkadaşlar. Böyle. Ama yeni sulama yaptığım için biraz yerlere toprak döküldü. Biliyorsunuz bizim ev temiz kalmıyor hiç. Çiçek bakanlar bilirler. Dracomensam, Oviferumum, Ledilgimim. Bunu da suladım. Boynu bükük kaktüsümü. Bu purple buraya çıkarttım biraz. Güneşten o da etkilenmiş. Güneş diyorum ya, çok etkiliyor arkadaşlar. Burada da yine böyle kaçırdığım sklentlerim var. Bunlar dikilmeyi bekliyorlar. Bunların da etiketlerini yazdım. Bakın. Rekomosa arkadaşlar bu. Bu da masalın burnu. Pembiş burnu. Evet arkadaşlar. Şimdi Urla Pink aldım. Grab da Urla Pink. Eche Agavides Romeo aldım. Onlar gelecek. Birkaç tır daha var. Onları da aldım. Bakalım.
geldiklerinde hepsini bir dikerim diye bunları dikmedim. Bir de şurada yine ayanım var. Bakın daha onu da dikmedim. Burada duruyor. Burada bir tane daha palmiyem var arkadaşlar. Madagaskar palmiyem. Bunun da çiçekleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Madagaskar palmiyesi diye yazın. Resimlerini göreceksiniz. Gerçekten çok güzel çiçekleri var. Güzel çiçekler açıyorlar. Arkadaşlar çiçeklerimden satış yapmayı düşünüyorum. Bazı türlerimi mesela şurada gördüğünüz pırlantalı saksımı, şu Madagaskar palmiyemi. Çünkü var yani bu çok yer tutuyorlar artık sığamıyorum hiçbir yere. Mesela şuradaki dikenler tacımı. Yani böyle birkaç türümü şu para çiçeğini mesela çoğaltmıştım. Şu saksıyı, para çiçeğimi. Yani birkaç şeyimi satmak istiyorum. Almak isterseniz, ilgilenirseniz bana Instagram DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zeynep'in küçük balkonu diye geçiyor. Instagram sayfamın ismi de DM'den konuşuruz. İstediğiniz bir tür varsa arkadaşlar. Mesela şunu satabilirim. Şunu. Dediğim gibi DM'den yazarsınız arkadaşlar. Böyle sen bilirsin kargosu gibi o tarz bir şey de yapabilirim. 150 liraya 20 tür içine girecek şekilde. Kaktüs isterseniz kaktüs verebilirim. Bakın. İçinde dahil olur 20 türün içinde. Yani isterseniz düşünürseniz DM'den yazın konuşuruz. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Sığamıyorum artık hiçbir yere sığamıyorum. Bu çiçekleri biraz azaltmam lazım. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.